Yarı çapı 9 cm olan bir küre içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli koninin yüksekliği kaçtır diyor. Neyin en büyük olmasını istiyor? Kürenin içine yerleştirecek koninin hacmi. Peki bir tane küre yerleştirelim. Küre, kürenin içine koni çizdik arkadaşlar. Şöyle bir koni çizdik. Bizden bu koninin hacminin en büyük olmasını istiyor. Dolayısıyla bizden neyin en büyük, neyin en küçük olmasını istiyorsa o senin fonksiyonundu. Şu anda bizim fonksiyonumuz koninin hacmi. Güzel. Peki bu hacmi nasıl bulacağız? Koninin hacminin en büyük olması için yüksekliği kaçtır için ben yüksekliği x diyorum. Amacım x'i bulmak. Evet. x dedim yüksekliğimize. Sonra yarıçapımıza da y dedim. O zaman fonksiyonumuz ne olur? Kolinin hacmi taban alanı piye kare çarpı yükseklik bölü 3 olacaktır. Evet fonksiyonu belirledik. Şimdi x ile yarısı gelişiği bulacağız. Bir kere bu kürenin merkezi yüksekliğimiz üzerinde bir yerlerde olacak. Ve yarı çapımız 9 olduğu için şurası 9. Buraya x eksi 9 kalacaktır. Şöyle birleştirirsem bu köşeyle burası da yarı çap. 9 birim olacak. Arkadaşlar Şurası y kadardı. Şurada bir dik üçgenimiz oldu. Dikkat ederseniz. Yarı çap 9. Şurası x eksi 9. Burası da y kadar. O zaman buradaki Pisagor'dan x ile y arasındaki bağıntıyı bulabilirim. x eksi 9'un karesi artı y kare eşittir. 81. Buradan x kare eksi 18 x artı 81 artı y kare eşittir. 81'den. Y kareyi yalnız bırakırsam 81'ler gider. 18x eksi x kare olur. Evet hocam. Şimdi y kare yerine 18x eksi x kare yazarsam fonksiyonu bir değişkene indirgemiş olurum. Şu pi bölü 3 katsayısı kalsın. Y kare yerine 18x eksi x kare yazıyorum. Çarpı x. X'i dağıtırsam fonksiyonun türevini almak daha kolay olacak. Pi bölü 3 18 x kare eksi x küp. Şimdi bunun türevini alacağız. Pi bölü 3 katsayı kalsın. Türevi 36x eksi 3x kare. Evet. Burayı sıfır yapan değerler 3 x panesini alırsak 12 x x'ten x 0 ve 12 gelecektir. Şimdi hacmin en büyük olması için yükseklik sıfır olamayacağı için o zaman bizim yüksekliğimiz 12 birim olacaktır arkadaşlar.